Emekli aylığında %4 detayı. Maaş hesabı yaparken pek çok kişi bunu bilmiyor. Milyonlarca emekli yeni dönemde ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Normal şartlarda ham maaş üzerinden emekli aylıklarına ek ödemeler de yansıtılıyor. Ancak pek çok emekli ek ödemeyi bilmiyor veya yanlış hesaplıyor. İşte emekli aylıklarında %4 detayı. Yeni dönem emekli aylıkları için tahmini zam oranları telaffuz edilirken emekliler ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Normal şartlarda emekli aylıklarına zam ek ödemesiz, çıplak maaş üzerinden yansıtılıyor. Ancak emekliler maaşlarının üzerinden %4-5 aralığında ek ödeme alıyorlar. Peki emekliye ek ödeme nedir? Nasıl hesaplanır? Bir emekli ek ödeme tutarını ve ham maaşını nasıl görebilir? Emekliler için öngörülen zam oranı ne? Konuyla ilgili merak edilenleri millet.com, tr ye açıklayan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. E bilindiği üzere emeklerimiz daha öncesinde fiş ve fatura toplamak suretiyle bir iade alabiliyordu. O dönemki şartlarda elle doldurulan zarflarla kamuya verilen belgeler üzerinden alınan iadeler, bürokrasi oluşturduğu için bu kaldırıldı. Ek ödeme asıl maaş üzerine yapılıyor. Bunun yerine belli bir tutarın altında emekli aylığı alanlara %5, belli bir tutarın üzerinde aylık alanlara ise %4'lük bir ek ödeme yapılıyor. Bu ek ödeme asıl maaş üzerine yapılıyor. Yani bir kişinin maaşı şu an 15.000 Türk Lirası ise tutar üzerine oransal zam yapılacak yeni zamlı maaş üzerinden de ek ödeme hesaplanacak. Alınmayan her fatura, fiş hazineden çalınan melbağdır. Her ne kadar o dönemde bürokrasinin arttığından kaynaklı olarak bu uygulamaya son verilmiş olsa da uygulamanın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu şu anda anlayabiliyoruz. Çünkü kayıt dışı ile mücadele kapsamında alınmayan her bir fiş ve fatura devletin hazinesinden çalınan bir meblağ ve vatandaşın cebinden enflasyon suretiyle çalınan bir meblağdır. Eğer memurlar, çalışanlar ve emekliler eskisi gibi fişi faturayı toplamak suretiyle bir ek ödeme alırlarsa, hem kendilerini enflasyon karşısında korumuş olurlar, hem de devlet daha fazla vergi toplamış olur. 15 binası Türk lirası emekli maaşı olan bir kişiye ne kadar ek ödeme yapılıyor? Kabaca bir hesaplama yapacak olursak, 15 bin Türk lirası emekli aylığı alan bir kişinin, %4'lük bir ek ödeme ile alacağı, ek ödeme 600 Türk lirası olacaktır. Emekliler ham maaş ve ek ödeme tutarlarını nasıl görebilir? emekleriniz e-devlet sistemi üzerinden aldıkları maaşın detaylarını kolayca öğrenebilirler. Ocak ayında emekliye ne kadar zam öngörülüyor? Şu an itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Yani emeklinin E1206'lık maaş zammı cepte. Ekim ve Kasım aylarında %2 ile i 1 5'lik bir enflasyon oranı beklenmekle birlikte alınacak oransal zam %16 ile %17 civarında olacaktır ancak en düşük emekli maaşının bu tutardan daha fazla bir oranda artırılmasını bekliyorum. Çünkü en düşük emekli maaşları bir hayli küçük kalmış durumda. En düşük emekli aylığının 15.000 ila 17.500 Türk lirası arasında belirleneceğini tahmin ediyorum.